Merhaba arkadaşlar. Şubat ayının başından beri kireç hastalığından dolayı, buranın yoğun nemli olmasından dolayı, o kadar havalandırdığımız halde kireç hastalığından dolayı bir karnıyol ağrımız vardı. Nistatin kullandık, formik asit kullandık, aspirin kullandık. Buna rağmen kireç hastalığını bu arıda bir türlü gideremedik ve son çare olarak bir birim elma sirkesi, 3 birim su olarak bir karışım hazırladık. Onu vuracağız. Bakalım ne alem olacak. Şimdi bazı arkadaşlar işte arı aç veya kadrosu yeterli değil şeklinde söylüyorlar. Şimdi biz bu şuradan kıyaslama yapıyoruz. Yani biz buna beslemeyi yaptığımız halde, yeterli besleme verdiğimiz halde, işin enteresan tarafı yan taraftaki kovan, yan tarafındaki kovan yine o da kireç hastalığı başlangıcı verdiği halde, ona uyguladığımız kovanda, aynı yöntemi uyguladığımız halde bu kovanda herhangi bir çözülme olmuyor. Diğer kovan ilk turdan sonra normale döndü. Yani bu bize, aklımıza şu soru işaretini getiriyor. Acaba ana arının yumurtalıklarında bu kireç hastalığı devam ediyor mu? O yüzden mi? Ana arının yumurtlama düzenine bakıyoruz. Yumurtlaması da gayet normal. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani tam yumurtlamasını devam ettirdiği halde, yeni verdiğimiz peteklere aralıksız yumurtlama devam ettiği halde, son çare olarak bunu devam edeceğiz. Şimdi bu kovanı bazı arkadaşlar bölelim diyebilir ama bölmek daha da hastalığı yaymak demektir. O yüzden son çare olarak bunu yapacağız. Eğer bu olmazsa artık ya ana arıyı değiştireceğiz ya da bir diğer yöntem, çerçevelerin sadece çerçeve, yani kovanı yeniden başlatmak deniliyor buna. Kovanı yeniden başlatacağız. Yani ne oluyor? Sadece kabarmış çerçeve veriyorsun ya da temel petek veriyorsun. Ana arının buna yumurtlama yapıp temizlenmesini sağlıyorsun. Buradaki avantaj şu: diğer çerçevelerde olan, yani eski peteklerde, koyu peteklerde, rengi koyu olan peteklerde, kıştan dönen peteklerde olan bakteri ve mikropları ya da kireç hastalığı mantarlarını bu çerçevelere aktarmamış oluyorsun. Öyle bir yöntem var. Bakalım, şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, o kadar uyguladığımız halde yine kireç hastalığı devam ediyor sökümler. Bakalım ne yapacağız? Devam edeceğiz bu konuda. Evet arkadaşlar, kovanımızın üst katını ayırdım. Alt katı bu. Ve iki sol, iki sağ fazlalık çerçevelerini kenarlarda olacak şekilde, yani kabarttığı çerçeveler kenarda. Yavrulama alanı ortada. Bazı arkadaşlar yavrulama alanı çok dağınık olduğundan bu kireç hastalığının ileri gelmiş olabileceğini söyleyebilir. Ancak burada yavrulama alanı ortada ve petekler, fazlalık petekler sağlı sollu iki tane, ikişerden dört çerçeve sağlı sollu. Buna rağmen, yani yavrulama olanı ortada toplandığı halde devam ediyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Thank you.
Altyazı M.K.